Selamun aleyküm arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Nasılsınız? İyisiniz. Sevgili kardeşlerim, farklı bir şekilde karşınızdayım. Sizleri seviyorum. Ben Türker Fırat. 37 yaşından gün aldım. 1.85 boyundayım. Sporu epey bir zamandır bıraktık. Bir yıl, bir buçuk yıldır bıraktık. Aralarda birkaç kere antrenman denemelerim oldu. Olmadı, başaramadım. Bırakma sebebim arkadaşlar, uzun triceps, sağ uzun triceps kasımın iki tane tendonu var. O tendonun tekisi koptu. Koptuğu için kas yukarı çekti ve bana antrenman yaptırmıyor arkadaşlar. Kopuk tendonum var ve triceps kası, itiş kas grubum. Omuz çalışmakta, arka kol çalışmakta, göğüs çalışmakta sorun yaşıyorum. 2016 yılında şampiyonluğum oldu. O şampiyonluktan sonra bir zehirlenme vakalarım oldu. O zehirlenmeden sonra sakatlığım oldu. Bir türlü dikiş tutturamadım. İnşallah ameliyat sürecimizi başlattık gibi bazı testler istendi. Plastik cerrahlık işin içine girdi. Bir tarih daha ertelettiler. İnşallah ameliyatım olduktan sonra bir 6 ay dinlendikten sonra antrenmanlara geri döneceğim. Bunları niye anlatıyorum? Altyapısı olan bir insanım arkadaşlar. 13 yıldır bu sporu yapıyorum. 13 yaşından beri bu sporu yapıyorum. 5 yıl dövüş yaptım. Ondan sonra vücut geliştirmeye döndüm. Dövüşte şöyle bırakma sebebim, hiçbir doktor size kafanıza yumruk yiyin demez. Çünkü her yediğiniz yumruk tahribatları büyük bir şekilde oluşturuyor. Ve ben o tahribatları hissetmeye başladım. Sonra dedim ki bilimsel bir spor değil, bilim, sağlık hiçbir zaman demez ki kafanıza darbe yiyin. Kendini koruma amaçlı harika bir spor. Her erkeğin, her insanın daha doğrusu öğrenmesi lazım. Dövüşmeyi bilmesi lazım. Ama profesyonel ilerletmenin vücudumuza ileri süreçlerde çok zararı var arkadaşlar. Parkinson rahatsızlığı malum, beyin kanaması her an olabiliriz. Zaten iki tane arkadaşım beyin kanamasından öldü maçta. O olaylar dövüşü bırakmama daha çok faydası oldu, yardımcı oldu. Velhasıl kelam, vücut geliştirmeye döndük. Erken yaşta da salon sahibi olduk. Yıllardır binlerce insan yetiştirdim arkadaşlar. Her türlü soruna çare bulduk. Çok şişko yağlı öğrencilerimiz de oldu. Tığ gibi yaptık. Çok zayıf öğrencilerimiz de oldu. Kilo aldırdık. Tecrübeler mükemmel arkadaşlar. Binlerce insanın tecrübeleri var. Biz bu sporu da altyapıdan geldik. Salonlardan, paslı, ağırlık çalışılan salonlardan geldik. Sahadan geliyoruz arkadaşlar. Sahanın içinden geliyoruz. O yüzden tecrübelerimiz deneme yanılmayla oluşan şeylerdir. Ben bunu bir tecrübemi paylaştığım zaman, yazan bir kitapta olmadığı zaman hemen insanlar diyor ki sen yanlış söylüyorsun. Hayır. Senin o yazda okuduğun kitap bir tezdir. Bir araştırmadır. Hem oraya yazılmıştır. Ama iki yıl sonra o araştırmanın üstüne bir araştırma daha yapılıp o tezin çürütülebiliyor. Ama biz tecrübelerimizle insanlara bir şeyler yapıyoruz ve sonucu görüyoruz ve onu size aktarıyoruz. Lütfen saygı duyun arkadaşlar. Saygı duyarsanız biz size daha çok bilgi vereceğiz. Ölümcül hatalar, ölümcül şeyler anlatmadığımız müddetçe bilgilerimize müdahale etmeyin. Çünkü bu benim tecrübem, benim kanalım, benim hayatım, benim size karşı verdiğim ücretsiz bilgilerim. Beğenmiyorsanız takip etmezseniz, beğeniyorsanız takip ederseniz başımla gözüm üzerine arkadaşlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, natural bodybuilding bana göre olmaz. Olur diyen arkadaşlar var, bu videonun için yapıyorum. Natural bodybuilding'in olabilmesi için arkadaşlar bakın. Bodybuilding, adı üzerinde. Bodybuilding. Hep gelişme olmak zorunda. Yani bakın şimdi. Şimdi bir yola başladınız, tamam mı? Bir yola başladınız. Mesela birinci yıl bu kadar yol aldınız. Birinci yıl bu kadar yol aldınız. İkinci yıl bu kadar yol aldınız. Üçüncü yıl bu kadar yol aldınız.
Dördüncü yıl daha da uzun yol aldınız. Bu nedir arkadaşlar? Bakın her çizgi gittikçe her yıl uzuyor. Yani bu süreç yaşanıyorsa, tamam mı arkadaşlar? Bodybuilding yapıyorsunuz. Yani vücut gelişiyor. Her yıl gelişiyor. Bakın buradaydı, burada bu. Bu vücut geliştirme budur arkadaşlar. Hep gelişmeniz lazım. Adam birinci yıl ve ikinci yıl aynı formda ise, tamam mı? Aynı, bakın çizgiler aynı ise bu vücut geliştirme yapmıyor. Bu vücut geliştirme değil arkadaşlar. Ama adam birinci yıl böyleyse, ikinci yılda böyleyse bu adam gelişiyor arkadaşlar. Üstüne koyuyor. Yani bodybuilding sporu arkadaşlar, üstüne koyabilip gittiğiniz spora bodybuilding diyoruz. Ama siz her yıl aynı formda duruyorsanız siz bodybuilding yapmıyorsunuz. Çünkü gelişmiyorsunuz. Adı üzerinde vücut geliştirme. Ve siz gelişmiyorsunuz. Vücut geliştirme, yarışmacı 70 kilo formla yarışmaya girer. Sonra bir yıl sonra 80'le girer. 2 yıl sonra 90'la girer. 5 yıl sonra 100 kiloyla girer. Niye? Adam her yıl gelişiyor, 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 siklet atlıyor. Buna bodybuilding, vücut geliştirme diyoruz. Ama adam 5 yıldır salona gidiyor, aynı form. Buna bodybuilding demiyoruz ki, bu adama spor yapıyor diyoruz. Bu kavramı anlayın arkadaşlar, lütfen. Yani bodybuilding, vücut geliştirme. Yani her yıl adamın üstüne koyarak gitmesi gerek. Şimdi, vücut bizim bir yere kadar kas yapmamıza izin verir genetiği itibariyle. Şöyle bir resim gösteriyorum. İlaç kullanmadan, sağlıklı beslenerek yakalayacağınız bir vücut formu budur arkadaşlar. 1,5-2 yılda diyelim şu formu hiç ilaç kullanmadan sağlıklı bir şekilde yakalayabilirsiniz. Kendi salonumda bu formu 2-3 yıl hiç ilaç kullanmadan yakalayan dünya öğrencim var. Ve öğrencilerim hep geliyor bana, diyor ki hocam üstüne nasıl koyarız? Her şeyi deniyoruz ve üstüne koyamıyoruz arkadaşlar. Niye üstüne koyamıyoruz? Çünkü vücut bir yere şu vücuda göre diyelim formatlanmış ve onun üzerine çıkmıyor. Ve siz ne kadar zorlarsanız zorlayın, çıkmıyorsa natural bu kadarsınız arkadaşlar. Bu kadarsınız. Sonra hayal kurmayın. Ben daha iyi bir amino asit alırsam, daha iyi bir protein alırsam şöyle bir adam olurum demeyin. Böyle bir adam olamazsınız. Bu bodybuilding arkadaşlar, vücut geliştirme. Vücut geliştirmedir arkadaşlar bu. Bu farkı iyi anlayın. Bu natural yapamazsınız. Çünkü vücudunuz, şu resmi gördünüz mü arkadaşlar? Bu resimde bir yere kadar size büyümeye izin veriyor ve burada tutuyor sizi. Çünkü miyostatin denen bir hormon var. Vücudun fazla protein emmesini diyelim engelliyor. Kortizol diye bir hormon var. Kas yapımını engelliyor bir yerden sonra. Bunlarla baş edemediğiniz için şu formu yakalayabiliyorsunuz. Ama bunlarla baş edebilirseniz arkadaşlar bu formu yakalıyorsunuz. O miyostatin denen, o kortizol denen hormonlarla baş etmek için insanlar steroid kullanıyor. Ve bu noktayı yakalıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Salonlarda şu an binlerce insan var. Binlerce insan var. Eğer natural bodybuilding olsaydı o binlerce insanın %50'si hep böyle olurdu. Neden olmuyor arkadaşlar? Herkes natural yapıyor. Bakın arkadaşlar, ben bodybuilding, vücut geliştirme derken bu vücudu hayal ederek size bir şey söylüyorum. Natural derken bu vücudu hayal ederek size bir şeyler söylüyorum. Ama sizin aklınızda natural şu formu yakalarım diye bir şey varsa unutun arkadaşlar. Yok hocam şöyle bir şahıs var, bu adam vücudu natural yapmış. Biz o insanların samimiyetine güvenmiyoruz arkadaşlar. Kesinlikle bu adamlar samimi değil. Çünkü vücudun genetiğine az buz hakimiz. Yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Artık o insanların bize verdiği zararlardan bıktık. Artık size bir insan şunu diyorsa, ben şu güzel harika formumu natural yaptım diyorsa, sizden ricam arkadaşlar, o insandan şu testleri isteyin. LH. Şu testi bir kere isteyin. Bu test nedir arkadaşlar? LH.
Vücudun doğal ürettiği testosteronu simgeler bu test. Dışarıdan steroid aldığın zaman, steroid testosteron aldığın zaman, tamam mı arkadaşlar? Dışarıdan aldığınız zaman, bu da beyniniz diyelim, beyin. Bu da vücudunuz. Şu dışarıdaki yuvarlak da vücudunuz. Dışarıdan steroid aldınız, vücudunuza soktunuz. Vücudun steroid doldu. Beyin de ne diyor? Diyor ki çok steroid geldi, çok testosteron geldi. Ben artık testosteron üretmeyeyim der. Sistemi kapatır şurada. Bu sistemde ne arkadaşlar? LH'tır. LH'ı kapatır. O yüzden LH hormonu steroid kullandığınız zaman sıfır değerindedir. Eğer LH hormonu steroid kullanmıyorsanız 1.2'lerden başlayarak 11 küsürlere kadar referans aralığında olur. Steroid kullanmıyor iseniz. Tamam mı arkadaşlar? Eğer steroid kullanıyorsanız LH'ınız, testosteron yani, sıfırların altına düşer. 0.11, 0.50, yani şöyle bir rakamlar çıkar karşınıza yuvarlak olarak. Yani bir adam size diyorsa, bakın dışarıdan steroid aldığınız zaman vücuda, beyin hemen der ki testosteron üretimini kapatacağım. Kapandığı zaman LH sıfıra iner arkadaşlar. O yüzden YouTube kanallarında olsun, çevrenizde spor salonlarında olsun, bazı insanlar size der ise, kardeşim ben natürelim, bu yaşa kadar hiçbir şekilde steroid ilaç kullanmadım der ise sevgili kardeşlerim, ona şunu diyeyim: harika bir insansın, mükemmelsin, hiç kimsenin yapamadığını yaptın, lütfen ücretini ben vereceğim. LH hormonunu ölçer misin? 25, 30 lira, 50 lira ölçülüyor. LH hormonunu ölçer misin diye ölçmesini isteyin arkadaşlar. LH'ı eğer adamın sıfırlarda çıkıyorsa, yani birin altına düşmüş ise, bu adam steroid kullanıyordur arkadaşlar. Ne kadar konuşsa konuşsun boş. Estrogen, kadınlık hormonu da yüksek çıkması lazım. Bazı hormonlar alt üst olur. O yüzden arkadaşlar, iyi formlar görüp, yani şöyle bir adamın size ben naturalim dediği zaman LH'ını size ispat etmesi lazım. İspatını isteyin. Yeter artık kardeşlerim, yeter. Yani bu tarz, şu vücudu yakaladıkları naturalim diyenler yüzünden insanların kafası karışıyor. Karışıyor kardeşlerim. Yani kendinizi yırtın, parçalayın. Natural busunuz ya, busunuz. Ne yaparsanız yapın, bunu yakalarsınız. Heh, birisi der ki mesela, 100 kişiden 5'i ya da 10'u endomorf bir yapıya sahiptir. Çok iridir genetik olarak. Bu adamı zaten spor yapsa yapmasa bile hayvan gibi. O adam spora başlayıp kollarının yağlı sulu bir şekilde 45 olması, o adamın başarısı değildir. Genetik olarak iri olmasıdır. Biz başarıyı neyde görüyoruz? Damarlı kollarda, ince deride görüyoruz. Bu adam karın kaslarını çıkarmış, kolları 45-50 damarlı ise, göğüslerini sıktığı zaman tarak veriyor ise ve gerçekten natural ise, yeryüzüne gelmiş ender insanlardan biridir. Allah'ın yarattığı özel bir vücuda sahiptir. Bu istisna. Ve ben böyle bir insan görmedim. Gören de bana göstersin. Ama arkadaşlar lütfen, natural olarak bu vücut geliştirme, bu yapılmaz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Saygılar.